Öncelikle bu Reyna saldırganının canlı olarak yakalanması tabii büyük bir başarı. Bu nedenle hem İstanbul Emniyeti'nin hem de TEM Dairesi'nin çok büyük gayretleri var. Kendilerini tebrik etmek lazım. Çünkü uzun süredir bunun üzerine ciddi bir spekülasyon yürütülüyordu Türkiye'de. Reyna saldırganının kaçmasından tutun da bu süre içerisinde yakalanmamasının sanki bir güvenlik zafiyeti gibi yansıtılıyordu bazı çevreler tarafından. Bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla emniyet aslında çok ciddi ve titiz bir çalışma yürüttü. Ve anlaşılıyor ki büyük ihtimalle hem saldırganın canlı yakalanması hem de saldırganın saklandığı hücrevlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştı. Bu açıdan da emniyetin yaptığı operasyon hem yerinde hem de hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. Tabii saldırganın kimliği daha önce açıklanmıştı. Özbek olduğu söylenmişti. Tabii Özbek olması ve özellikle de tabii büyük ihtimalle benim tahminim bu Fergana Vadisi dediğimiz vadiden çıkmış olması hem militanın kimliği, geçmişi hem de eylemin bazı nitelikleri konusunda ipucu veriyor. Bugün saldırganın yakalanması ile birlikte öne sürülen bazı mesela açıklamalar var. Bu açıklamalardan bir tanesi de saldırganın dört dil bildiğiydi örneğin. Tabii eğer saldırganın Orta Asya'daki kökenleri ciddi olarak anlaşılmış olsa dört dil bilmesi saldırgan için çok aşırı ve özellikli bir nitelik olmadığı ortaya çıkar. Fergana Vadisi özellikle saldırganın muhtemelen hem eğitim aldığı hem de Afganistan'a kolaylıkla ulaştığı bölge olan Fergana Vadisi, bir tarafında Tacikistan, bir tarafında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin sınırının bulunduğu, yukarıda ise daha çok hemen Afganistan'a ulaşabileceğiniz bir vadi. Bu vadinin en büyük özelliği özellikle Orta Asya'daki radikalizmin mayalandığı yer olması. Bu bölge 1980'lerden itibaren Afgan cihadına giden Orta Asyalıların hem geçiş hattıdır hem de bu cihada, bu savaşa, Afgan İç Savaşı'na katılanların geri döndüğü toprak ve bölgedir. Namegan dediğimiz şehirde biz uzunca bir süre hem radikal hareketlerin çok ciddi anlamda kendilerine güç kazandıkları, eylem yaptıklarını biliyoruz zaten. Özbekistan'da bu anlamda Özbekistan İslami Hareketi var. Türkmenistan İslami Hareketi var mesela. Bu tür örgütler uzunca süredir burada mayalanıyor ve ciddi anlamda hem El-Kaide'ye hem de son zamanlarda Afganistan'daki IŞİD hücrelerine ve Suriye'ye ciddi anlamda eleman sağlayan ana merkezler olarak işlev görüyordu. Dolayısıyla bugünkü Reyna saldırganı da bu bölgeden çıkmış anlaşıldığı kadarıyla. O yüzden de 4 dil değil 6 dil bile bilmesi çok da şaşırılacak bir şey değildir. Çünkü Fergana Vadisi'nde Afgan, Tacik, Kırgız, Özbek, Uygur hemen hemen ve birlikte yaşarlar. Aynı pazarları kullanırlar. O yüzden buraya gittiğiniz zaman, bir pazara çıktığınız zaman bir pazarda bile 4-5 dilin yan yana çok rahatlıkla kullanıldığını görürsünüz. Ve hemen hemen dünyadaki bütün istihbarat örgütlerinin adeta talim merkezidir burası. O açıdan saldırgan muhtemelen böyle bir yerde yetişmiş, böyle bir yerden Afganistan'a muhtemelen gitmiş, o bölgede belli bir eğitim almış. Daha sonra da Türkiye'ye bir şekilde girmiş birisi. Ve yine bu Reyna saldırısının ilk baştan beri benim bir temel görüşüm vardı. Bu saldırı tipik DAEŞ saldırılarına çok benziyor. Ve bugün emniyette açıkladı ki saldırgan DAEŞ örgütüyle bağlantılı. Bu açık kesin. O yüzden hem eylemcinin kendisi hem eylemin nitelikleri ve oluşma şekli aslında Batı'da gördüğümüz tipik klasik DAEŞ saldırıları. Bizim öncelikle burada en çok anlamamız gereken artık bu tür saldırıların çok kolaylıkla yapılabilir olması ve bu tür bu tür saldırılar için de DAEŞ örgütünün özellikle çok hazırlıklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine Reyna saldırganının yakalandığı hücrevi, evdeki kadınların mesela giyim ve kuşamının pek DAEŞ kadınlara benzemediği şeklindeki basında çıkan açıklamalar da var. Bunlara da doğrusu ben çok fazla abartı buluyorum ve yorumları da yadırgadığımı ifade etmeliyim. Çünkü DAEŞ'in yine Avrupa'daki saldırılarla ilgili hazırladığı rehberler ve kılavuzlar var.
burada DAEŞ üyelerinin özellikle tanınmamak için kadınlarının bildiğimiz anlamdaki Suriye'deki ya da DAEŞ'in kendi Irak'taki örgü bulunduğu coğrafyadaki gibi giyinmelerinin şart olmadığı, yani bildiğimiz çarşafı giymemeleri gerektiği ya da çarşaflı dolaşmamaları gerektiği, erkeklerin sakallı gezmesinin şart olmadığı, sakallarını kesebilecekleri ve sürekli söylenir ve kendilerine nasıl saldırıdan sonra hayatta kalabileceklerine ilişkin oldukça detaylı rehberler hazırlanır. O yüzden iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. DAEŞ'in yaptığı saldırılarda bir canlı bomba saldırıları var. İkincisi bildiğimiz daha çok zayiat vermeye ve gövde gösterisi yapmaya yönelik nokta saldırılar var. Bu anlaşılıyor ki bir zaten canlı bomba saldırısı değil. Dolayısıyla saldırının hem oluşma niteliği hem de yapılma şekli daha hayatta kalmayı hedef alan bir saldırı türü olduğunu gösteriyor. Burada da zaten saldırgan hayatta kaldı ve kaçmayı başardı. Kaçtıktan sonra da anlaşılıyor ki yine kendisine öğretilen veya DAEŞ örgütünün içerisindeki kılavuzlara ve rehberlere uygun bir şekilde tanınmamak için ilk başlarda doğrudan DAEŞ'te denemeyecek şekildeki hücre evlerinden birisine sığındı. Ama emniyetin titiz çalışması sonucu burada yakalandı. Tabii bundan sonrası yapılacak önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi bu tür hücre evlerinin ne kadar olduğu İstanbul'da ve özellikle de tabii bu saldırının Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen göçmenler açısından da ciddi bir rahatsızlık ve huzursuzluk yarattığını görüyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü buradan hareketle bütün Orta Asyalıları suçlu ilan etmek, Orta Asya kökenli Türkleri suçlu ilan etmek oldukça yanlış olacaktır. Yani göçmen politikamızda ciddi bir risk doğuruyor DAEŞ saldırıları. Bundan sonra da anlaşılıyor ki bu tür saldırılar da mutlaka ve mutlaka farklı etnik gruplar kullanılacaktır. Bunlar hem DAEŞ'in Türkiye'deki sosyolojiyi hem de Türkiye'deki fay hatlarını ve kırılma hatlarını çok iyi bildiğini gösteriyor. Bu konuda da dikkat etmekte fayda görüyorum.